Devam et. Al senin haberin. Al. Seninkileri al okursak. Lionel Messi 7 klasikodur maç gol atamıyor. Ha, bak bu önemli şey. Rakibin düşünce sen de düşüyorsun. Bu arada bu program yayınlandıktan bir gün sonra da ikisinin yeniden karşılıklı sahaya çıkma ihtimali var da Ronaldo'nun Covid mevzu biraz tabii ciddi bir engel. Olmuyor. Açıklandı mı o? Juventus'un başvuracağına dair bir haber okudum bugün ama olmaz bence de. Yani şey için iyi haber bu. Barcelona için. Barcelona için iyi haber. Barcelona bitik durumda ya. Barcelona. Al işte bak. Lionel Messi'nin adı. Doğru ama doğru söylüyor. Doğru söylüyor. Şeyden sonra en büyük adam hakikaten. Piqué. Piqué doğru söylüyor. Geçsene kardeşim Piqué'ye bizden. Abi onu verilmeyecekti. Nereye gittin ya? Allah. Piqué'ye gelsene baba. Ha. Piqué. Diyor ki kamplı bak. Bak Meske'nin kulüp yazmışlar stada. Stada bak stada. Bir tarafı kapalı. Görüyor musun stada? Burada maç izledin. İzledim, çok izledim. Burada çok maç izledim. Buranın ben de arkasında orada, basketbol stadı sahası da var ya. Evet. Bu alanın içerisinde. Orada da izledim. Yani basket maçı da izledim. 3-4 kere de maç izledim. Ben de basketbol salonuna gittim ama burada maç izleyemedim ben ya. Saat hiç denk gelmedi. Hem de şu konser var bir tane. Yok kapalıya denk gelen yerde izledim. Boş alan, boş halini de gezdim. Sahanın içine de girdim. Yani şey yaptık. Sahanın içine. Sahanın içine de girdik. Şeyi güzel Allah için. O launch bölümleri falan güzel. Oralara da girdik yani. Tabi. Mesleğimizin şeyleri tabi. Ama tabi Bernabéu onu... Düşmanın şeyini iyice ezberledim yani. Her tarafını biliyorum. Düşmanını tanıyacaksın. Ama Bernabéu yani Bernabéu'nun içine adım attığın anda nasıl bir yere geldim? Bernabéu dünyanın en büyük kulübünün tabii. Şu an stadındayım diyorsun. Tabii. Ya bu böyle görkemli, böyle ihtişamlı. Taraftarlar falan herkes trip ya Real Madrid'de. Vallahi bak git maça git. Herkes böyle bir şey yani. Lan biz Real Madrid'iz oğlum falan. Hani o hava sinmiş yani her yere. Stadın etrafında Atletico başlıyor aura yani. O aura başlıyor. Baba biz buraya yeniliriz babacım diyorsun yani. Gelirken lan biz burada çıkamayız diyorsun. Atletico'lular da nasıl nefret ediyor ya Reallilerden. Zaten çıkamayız buradan diyorsun. Herkes öyle formalar. Millet herkes giderli. Çok enteresan bir yer. Vallahi Bernabéu'da maç seyretmek çok zevkli. Evet devam edelim. Lewis Hamilton 92. Grand Prix zaferiyle tarihin en çok yarış kazanan pilot oldu. Tabii bununla birlikte Schumacher ve Hamilton tartışmaları gene bir GOAT tartışması da burada var. Benim işim olmaz abi. Yani içi de boş bir tartışma bence de. Baba araba koşuyor, bunlar kazanıyor işte. Benim işim olmaz abi. Sen biliyorsan anlat yani bir şey söylemek istiyorsan. Ya hayır ya şimdi Jordan, Lebron tartışmaları gibi aslında bazı yerlerde hani ortak şeyler var gibi ama şimdi dönemsel o kadar farklı ki hele bu motor sporunda. Şimdi adamların yarıştığı araçlarla yani bu adamın bilen adamlar diyor uzay aracı gibi. Bu işi bilen adamlar diyor ki bu araba ama Bottas feci. Yani bu araba bugüne kadarki yani GOAT araba yani çok evet, acayip araba bir araba yaptılar diyor. Aşırı fark var diyorlar. Yani Schumacher dönemindeki Ferrari o kadar iyi değildi diyor. O kadar fark değildi, yoktu diyorlar. Evet. O daha pilotaj başarısı, bu biraz araba başarısı diyorlar. Artık benim işim olmaz. Ben hayatta sevmediğim bir spor dalı bu. Spor olarak da görmüyorum. Ama... Abi ne yaptın? Ne o kadar da değil ya. Spor mu abi bu? Abi spor ya tabii ki spor abi. Ya bizim hani neye Şahinlerle draft yapan çocuklar vardı. Drift yapan çocuklar vardı. Onun... Mesela o spor mu abi? Şahinlerle böyle şey modifiye Şahinlerle. Bizim abi zamanımızda gençlikte. Gene aynı yere geldi. Doğan görünümlü Şahinlerle falan yapanlar. Yapan arkadaşlar vardı. Şöyle bastım, şöyle 4 tane 5'e attım falan işleri vardı eskiden. Mesela o bir spor mu abi? Abi. Değil mi ya? Bunun farkı. Hakikaten bilmiyorum yani. Soruyorum. Samimi soruyorum ya. Bence değil abi. Ha G kuvvetine karşı dayanma falan var da ne var başka? Abi çok ciddi bir fiziksel efor var, mental efor var. Kendini adıyorsun zaten bir takım çalışması takım var zaten. Katılıyorum ama. Ve işin enteresanı işte şey izlemişsindir. Netflix'teki seri neydi? Drive to Survive izledin mi? Yok ben arabalar çizgi filmini izledim. Onun dışında bunlarla ilgili. Arabalar Cars mıydı o? Toys'un devamı. Cars efsane çok güzel. Shimşek McQueen. Abi yandan öyle de garip bir spor ki. Onu biliyorum ben. Shimşek McQueen'i biliyorum. Kendi takım arkadaşınla da mücadele etmek zorundasın. İşin enteresanı burada şimdi Lewis Hamilton özelinde araba GOAT gerçekten fakat takım arkadaşı yani öyle puan diyorlar. Farkı var. Yani araba GOAT diyorlar. Orada bunun tabii ki adamın çok agresif kullanıyor falan filan. Ama ben de Schumacher'le karşılaştırma noktasında... Abi sen yani ne diyorsan ben ona katılacağım. Çok sen biliyorsun bu işi. Ne diyorsun sen? Abi yok canım ben... Schumacher mi olmuyor? Abi Schumacher yani kendi döneminde daha limitli imkanlarla tabii ki Ferrari'deydi ama öncesi de Benetton'da da çok işler. Bu Brit olmasaydı yani. Bu çocuk, bu Brit olmasa, İngiliz olmasa bunu GOAT yapmazlardı. O tartışmaya sokmazlardı yani. Mesela bu da Fransız olsaydı Schumacher başkaydı derlerdi. Bana inan yani. Biraz o şey var. Peki işte. O zaman ben sana inanıyorum. Habib Nurmagomedov. İşte ben bu işlerden de çok anlamıyorum. Ya ben de dövüş sporları bana göre değil yani. Şimdi spor değil ama diyemem değil. Ama çok bu spor abi bu. Yani spor ama. Yo, ben de diyorum spor değil diyemem ama spor ama hani ya benlik değil abi. Evet. Hayırlı olsun. Emekliliğin keyfini çıkarsın Habibciğim. Ama tabii iyi bir sporcuydu tabii, iyi bir dövüşçüydü yani. Ya onun hikayesi de işte enteresan. Acaba Survivor'a gelir mi bak? Acun'a buradan sesleniyorum. Baba bak, en son İrlandalı bir adam biliyorsun Sultanahmet'te sokağa çıktı. Bunu Survivor'a getirsen. Ama yok niye? Avatar'a takanlar işte Turabiler, Murabiler hepsi şeydi abi. Geldi ya, tamam onlar da bu işi yapıyorlar abi. Tabii bunun kadar profesyonel değiller ama o işi yapıyorlar. Baba yani. Adam 29 maçtır elini bileğini büken yok adamın ya. Adam yani. Tamam işte tam Survivor'a işte adam. Olmaz mı? Bak iyi fikir ha. Habib. Türkiye'yi ayakta kalan biliyor, kazanır. Yani bir Türkçe birazcık Türkçe bilmesi lazım. Birazcık Türkçe biliyorsa bence olur. Ajax. Galiba bu maçın da tam 10 sene öncesinde Ajax Feyenoord'a mı 10 atmıştı? 13-0 nedir abi ya? 13-0 mesela. Onun yıl dönümü. Hocayı kovdular mı acaba? Ajax'ın mı öbürünün mü? Ben de onu. Kovdular mı bilmiyorum. Herhalde destek çıkmışlardır diye düşünüyorum. 13-0 nedir abi? Mesela 7-0'da ne demiş olabilir hoca mesela? Bana ne biraz taktik vermiş olabilir şey, acaba? Abi Allah'ını seven defansa gelsin dedi herhalde. Ne diyecek? Allah'ını seven de gelmiş. Seven herkes gelmiş. İnanan inanmayan. Yani kim olursa gel. Abi 13-0 nedir abi? Dakika başından fazla yani. Biraz ben buna işe kıllandım ben bu işten. 13-0 olmaz baba. Baronların oyunu mu? Bu işten ben biraz kıllandım. Haberiniz olsun. Ya bana rakibi 13 tane atmak da fazla geliyor. Tamam 13 yemek de ayrı bir eleştiri dünyası da. Artı 10 gibi bir bahis var mı Batu? Sen bilirsin. Galiba en çok 7.5 falan galiba değil mi? Bu maçta yoktu abi. 5.5 üstü vardı. Yani kapattılar diyorsun yani. Evet abi. Ha, ben ne o kadar kötü yani. Yani çok kötü. Niye oynuyorsun oğlum ligde o zaman? Madem bu kadar kötüsün. Ya işte tabii şimdi detayını bilmiyoruz ama bu Covid'le alakalı belki takımın yarısı yoktur falan filan gibi hikayeler de olabilir. Futbolda ayıp etmek var mı? Ondan sonra atmayalım. Bence var abi. 13 nedir abi 13 ya? 13 terbiyesizlik abi. Evet. Öyle bir ya o gerçekten unfair bir durum yani. Samimi söylüyorum. Yeter lan dersin saha içinde. Yeter dersin ya. Mesela penaltı itiraz etmiş. Dortmund Real Madrid maçına 4-1. 4 tane attı ya Lewandowski. Penaltı diye bir pozisyonda itiraz. Pepe demiş yeter ulan demiş. 4 tane gol attın daha ne yapacaksın demiş ya. Tamam abi demiş o da. O zaman daha çömezdi tabii. Doğru abi şimdi yani bizde halı sahada abi hakikaten halı sahada bence maç yapar. Fazla. Ya ben top oynayan adam bunu bilir abi. 13 tane atılmaz abi. Ya beyler yeter daha ne kaç tane atacaksınız oğlum filan der birisi. Tamam abi dersin sen de yani. Yani bu artık ezmeye bilmem ne yapmaya girme ya olmaz abi 7-8'lere filan da karşıyım ben. Bence sporculukta zaten... İnsan bunu yapar mı abi? Gerçek sporcuda olması gereken duruşlardan tabii bir tanesi abi. Bu bence. Tamam baba diyeceksin ya 6-0. 3 puansa 3 puan yani 13 atınca 20 puan vermiyorlar ki abi. 2 gün sonra sen de onu yiyebilirsin. Hani 5-6 tamam 7 tane 10 tane attı 13 ne ya 13 ne abi? 5 gol 3 asist miydi demiş çocuk. Evet. Hangisine geçeceğiz bir karar ver. Evet bunda mıyız? Bir Avrupa Süper Ligi fikri vardır gidiyor. Bu olacak olmayacak. Ben de olacağına çok inanmıyorum çünkü o kadar da artık... Amerikalılar yani... parmaklamaya başladı Avrupa futbolunu Amerikalılar. Yemez Avrupa vermez futbolunu. Bir Amerikalı bir iş adamı neyin sahibiydi o? Glazer'la öbür Liverpool'un sahipleri parmaklamaya başladı olmaz o iş. Onları bak şeyde de yerler. Böyle giderse İngiltere'de de yerler fazla konuşurlarsa. Bak ben size buraya söylüyorum. Aha, buraya abi yaz. İngilizler akıllı ya onları çıkartmazlar orada. Yani bu Glazer'la Liverpool'un sahibi o ikisi parmaklıyor bu işi. Bak İngiltere'de de önünü keserler sizin. Haberiniz olsun. Öyle sen Everton'ı, Sheffield'ı bilmem neyi yiyeceksin. Yedirmezler adama. Tabii. Shevchenko'nun dediği doğru. Yani burası öyle bir şey olacağı. Britanya kralı. Adamı yemezler. Adamı var ya ne tık keserler anlamazsın ne olduğunu. Fransız Futbol Dergisi Samuel Eto'yu tarihinin iyi sağ kanatları arasında gösterince Kamerunlu efsanede tabii duruma tepki koymuş. Kariyerinde sağ kanat olarak sadece bir 2 yıl oynadım. Merkez forvet olarak ise 25 yıllık bir kariyerim var. Bu yapılan saygısızlık. Katılıyorum. Ballon d'Or, Dream Team. Katılıyorum. Yani ben de tabii ki katılıyorum. Yani Kamerun tarihinin en büyük futbolcularından bir tanesi ve kendini tamamen net bir santrafordu ya. Golcü olarak ispatlamış bir ama kariyerden Lionel Messi'yi de almış. 2003-2020 arası demiş. Nasıl? Messi'yi de kanat yapmış. Geçelim ya geçelim. Olmamış Fransız futbol. Ha, bu güzel hikayeydi. Mönchengladbach yıldızı Markus Thuram stadyum görevlisi tarafından tanınmayınca Google'dan yardım alıyor. Tabii orası Almanya olunca biliyorsun yazılı olmayan anayasa cumhuriyeti orası. Kim olursa baba, ben buyum falan. Aa, kural buysa o. Abi biz bir kere... Akreditasyonu nerede babacığım der adam. Tabii. Ya şöyle söyleyeyim, biz NTV'de yayıncı olduğumuz dönem Schalke maçıydı galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. Maç sonu işte flash araya dediğimiz şey, röportaj alanı var ya, oraya gitmem lazım. Arada sadece bir paravan var. Buradan oraya şuradan geçemiyorum. Röportajı burada yapacağım. Şuradan adam izin vermiyor. Diyor ki bana stadın dışından dolanma. Ya diyorum bak 3 dakika sonra yayın var. Yayıncıyım, şuyum, buyum. Sadece oradan akses yok. Arkadan geldiğinde var. Adam geçirmedi abi. Yayına geç girdik mesela. Kafa atacaksın orada. Kafayı koyacaksın. Ben yayıncıyken... Amigo Orhan. Hiç bir kere bir sıkıntı yaşadım Portekizli bir venue manager'la. Ama benim çok var venue ya. Venue manager'la Prag'da. Artık onun dışında hepsini anlaştık. Ne söylesek yaptılar yani ama tabii anlatıyorsun yani, mantıklı bir şey anlatınca anlıyorlar. Bir tek o sana da öyle biri denk gelmiştir. Şahit işte Alman abi. Tabii tabii Almanlığından. Yok baba buradan geçemem. Ona koy buradan kimseyi geçirme demişler. Geçirmez o. İşte zaten. Sen de gel baba diyeceksin ya. Sen de gel. Gel birlikte geçelim bir şey olmuyor. Al şu $100. O da yemiyor. O da yemiyor şeyde. Abi Alman'da yemiyor. Ya. Orada yer mi? Bu part bitti. Ama sevgili dostlarım, canım kardeşlerim, başka partlar devam ediyor. Lütfen onları da izlemeye devam edin. Bir abone olun. Bir de şurada hani böyle zil sesi, mil sesi var. Oraya da böyle tıklayın hani yani bildirim gelsin. Likelamayı da ihmal etmeyin. Öpüyorum.